Beyler bayanlar selamlar. Bu seferki video tek bir proje üstüne değil, 4 tane farklı proje üstüne. Bunları daha sonra isterseniz teker teker anlatacağım. Ama e, hem yarın bir satışımız var, hem yeni bir oyun çıktı, hem bedava ücretsiz bir oyunumuz var birkaç günlük. O yüzden hepsini tek tek atana kadar ben burada sizlerle hepsini paylaşayım. Siz de hangisinin rehber videosunu istiyorsanız yorumlara bir an önce onu yazın. İlk onu paylaşayım. Tamamen sizin yönlendirmenize göre hareket edeyim. Sizin talebenize göre hareket edeyim dedim. O yüzden dördünün genel bir incelemesini yapacağım. Peki neler mi projeler? Hadi gelin şimdi teker teker videomuzda inceleyelim. İlk projemiz solo alanda arkadaşlar Cups Game diye bir oyun. Ne bu oyun? Avax ağında geçenlerde atmıştım ya. Onun birebir kopyası ama Solana ağında. E Solana ağı daha kalabalık olduğu için ya bu projeye girelim mi girmeyelim mi dedik. Hatta kalabalıklığını ben size şuradan göstereyim arkadaşlar. Yaklaşık olarak Discord'larında 46 bin üye var. Ee, ve ilk ön satış olduğunda 30 bin civarındaydı bu sayı. Yani giderek çok fazla bir şekilde büyüyor. Peki soracaksın şimdi e, Ozan ön satış geçmiş bize neden bu oyunu paylaşmadın arkadaşlar bunun da sebebini direkt şuradan göstereceğim ee, normalde bir arkadaşımız bu sormuştu ve biz çoktan biliyorduk o sırada ee, işte merhaba Ozan bu oyunun klonu çıkıyormuş bir bakar mısın senin yorumun ne sol anda çıkanı bu dün Whiteles için başvurdum skema olma şansı yüksek diye hem de bu polis çok hızlı patladı diye paylaşmadım. Evet Avak proje çok hızlı patladı. Eğer Mint'teyi polis çıkardıysanız karlı e, karla ayrıldınız ama içeride çok kişi olduğu için ya Ozan boş ver. Hani hem skem çıkma şansı var hem ilki kötü gitti. Ya ilki kötü gitmişken insanlar niye ikincisine girsin diye düşündüm. Ama daha sonradan bizim ekip olarak ya bas bas gir bu riske projeye girdik. Projede de arkadaşlar ilk başta Gen sıfırlar aynı mantıkla ilerliyor. Direkt e, tanesini 1.25 sola mintledik. Toplamda 4 tane yaptık ve bu 4 taneden 3 tanesi hırsız çıktı. bir tanesi polis çıktı. E, ne oldu bu NFT'lerin değeri? 1.25'den mintlediklerimiz direkt 2.40'a çıktı. Yani yaklaşık 2 katı fiyattandı. E, polisler ise daha da yüksek. Polisler yaklaşık 9 sol değerinde. E, oyundan çıkarttığı token miktarı, oyun nasıl oynanıyor vesaire bir önceki videoma bakabilirsiniz arkadaşlar. A farklı ama oynanış, mantık vesaire hepsi aynı. Çünkü birebir klonu oyunun arkadaşlar. Oyunu oynamaya, stake etmeye başladık. Yani şuradaki satış tamamen o şu ilk alanların en yüksek fiyattan geçirmesiydi. Bizi şu noktadan itibaren ilgilendiriyor. Bu noktadan itibaren de biz sürekli loot çıkartmaya başladık. Ve yaklaşık 2-3 sol değerinde loot çıkarttık. E polisi de biz çıkartmışken ya satalım kercebe yakışır dedik. 9 sola sattık. Yaklaşık 5-6 sol arasında bir maliyetimiz oldu. Ama şu anda cebimize giren... 12 sol civarında bir şey olduğu Direkt kardayız. bayağı kardayız. Oyun nereye kadar giderse karda olmaya devam edeceğiz. Bu proje bu şekilde. Eğer bu proje ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız da Polis and Thief'in ikinci kanalını açacağız. Sol ağı diye ayrı bir şekilde yapacağız. Oyunla ilgili tüm güncellemeleri iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor, ne olacak buradan takip edebilirsiniz. O yüzden Discord'a katılmayı unutmayın. Diğer oyunumuz ise bak Sound'da oynuyor ve oyunumuz ismi Creature World. Bu Creature World oyununda arkadaşlar siz de net bir şekilde Roy'i şu kadar sürede çıkartırsınız vesaire diyemiyorum. Oyunla ilgili zaten detaylı incelemeyi benim ortağım Emrah yaptı. Zaten şu an ekranda da onun incelemesinin videosunu görüyorsunuz. Ona bakabilirsiniz. Ama eğer başka sorularınız varsa da yorumlarda yazın. Eğer e, sorularınızın cevabı Emrah'ın videosunda yoksa ya Discord'dan yardımcı oluruz ya da çok fazla talep ederseniz arkadaşlar ikinci bir video çekebilirim sizler için. İkinci oyunumuz da bu. Biz bunda bir iki hesap yaptık bakalım. Şu anda Roy'leri çıktı gibi. E, ama bu oyun tamamen ileriye yatırım. Neden ileriye yatırım? Daha korda herhangi bir token listelenmedi. Oyuna sadece NFT düşürüp kazanıyorsunuz. Ve onlarla hani ucu ucuna ROI çıkartabiliyorsunuz. Ama şimdiden kastığınız karakterler vesaireler ileride değerlenirse çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama eğer oyun tutmazsa da tamamen emeğiniz ve paranız boşa gidebilir. Lütfen bunu dikkate alın. Kendiniz de araştırmanızı yapın. Üçüncü oyunumuz ise arkadaşlar Kryptonite. Bu oyunu da daha önce tanıtmıştım videolarımda mevcut ne olacak oyun sistemi nasıl vesaire bu oyuna satışı yarın ve yeni küçük bir hatırlatma yapayım arkadaşlar oyunun satışı yarın ama aynı zamanda adamların planına göre bu ay e, hem oyunun token'ını çıkartmayı hem listelemeyi ve hem de oyunun normal başlangıcı olacak diyorlar. Ne kazandırır ne kazandırmaz e, roi çıkartır mıyız arkadaşlar bunlarla ilgili net bir cevap kimse veremez. O yüzden bir risk alıyoruz ve projelere başından girip güzel kaymağını yemeye çalışıyoruz. Umarım bu da o projelerden bir tanesi olur. Artık e, yarınki paketleri aldıktan sonra göreceğiz ne olacak ne bitecek. Kryptonite'ı söylemeyi unuttum. Bir şeyi de hemen buraya ekliyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir etkinlik düzenlediler. Eğer 4 tane Rare Egg alırsanız oyuna 2 gün önceden başlayabiliyorsunuz. Normalde eskiden 5 gün olarak belirlemişlerdi. Hatta burada söylüyorlar ama 2 güne düşürdüler ve maksimum 200 tane hesap bundan faydalanabilecek. Erken başlama ne avantajı sağlar size. daha erkenden başlayıp e, oyunun çıkartacağı token'ı hızlı bir şekilde biriktirebilirsiniz yani ROI'nizi aslında 2 gün daha kısaltıyorsunuz aslında 2 gün iki gün olmayacak birkaç gün daha bonustan düşünün neden çünkü ilerleyen günlerde satış baskısı yüzünden 10 günlük ROI'niz 10 gün olmuyor token'ın değeri eğer gerekli de hype'ı talebi yakalamazsa aşağıya doğru düştüğü için daha uzuyor. E siz ne olacak? Herkesten önce ilk gün başlayıp e, güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Ben ne yaptım? Rice size örneğin bu şekilde ikinci günden parayı çıkarttım. Bu artık tamamen sizin kendi bütçe ve risk yönetiminiz arkadaşlar. Kararı tamamen size bırakıyorum. Şimdi büyük ihtimalle en heyecanla beklediğiniz yerde ya abi yatırımsız yok mu dediğiniz kısma geliyoruz. Yatırımsız değil ama düşük maliyetli bir oyunumuz var. O oyunda ismi arkadaşlar Arena of Glory. Oyuna neredeyse ücretsiz başlayabiliyorsunuz ama ücretsiz başlamak için yapmanız gereken bazı ayarlar var. Öncelikle da bir hesap açmanız ve whitelist almanız gerekiyor. Whitelist alabilmek için de hiç bilmeyenler için biraz uğraştırıcı bir yöntemimiz var. Ee, size oyunun maliyeti yaklaşık olarak bu whitelist'i yapmak için 50 cent civarında olacak ama bazı gereksinimleri de var. Örneğin Discord'unuzun telefon onaylı ve birazcık eski olması gerekiyor. Öyle yeni hesap açayım, multi yapayım tarzında bir şey yapamıyorsunuz maalesef. O yüzden hiç düşünmeyin. Onun dışında da tamamen bedava oynuyorsunuz ama Vax gereksinimi var arkadaşlar. CPU, RAM ve NET denilen bazı teknik konular var. Yani bunları da birazcık para ayırmanız gerekiyor ama yaklaşık olarak bir 10 dolara 5-10 dolara büyük ihtimalle çoğu şeyi çözersiniz sıkıntısız bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyunda çok yeni arkadaşlar 6 gün gibi bir şey oldu oyun çıkalı ama 6 gün değil aslında önemli olan şurası ayın 5'inde bu hype'ı yakalamış yani daha 2-3 gün yolun çok başındayız ama wax projeleri de tehlikeli ne kadar süre gider ne olur bilmiyorum ama ben yine de kendime bir tane karakter aldım arkadaşlar şu anda göreve gönderdiğim için o karakteri size gösteremiyorum. Ee, ve tüm hesaplamaları yaptım. Bedava da zaten hiçbir şey harcamadığınız için çok güzel kazanabiliyorsunuz. Ama e, karakter alırsanız da biraz pahalıya patlıyor tabii ki. Ama yine güzel oranlar var. Eğer bu oyunun da detaylı rehberini görmek istiyorsanız arkadaşlar yoruma yazın. E, yorumun yoğunluğuna göre öncelik sırası tanımayacağım. E, hepsi çok yakında. Zaten Criterion Knight'ın bir oyunu başlasın, onu net atacağım. Onun daha vakti var ama şu anda. Crypture World mi istiyorsunuz, yoksa bu e, gladyatörlü olan Arena of Glory mi istiyorsunuz, yoksa polisle ilgili daha detaylı bir e, Roy incelemesi mi istiyorsunuz? Yorumlara yazarsanız tamamen sizin isteklerinize göre video hazırlamaya çalışacağım. Aynı zamanda son bir hatırlatma daha geçeyim. Bu videoları hazırlamadan önce Zaten Discord'da tüm sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Yeni proje bulduğunuzda evet aa bu mantıkta aa bu olmaz aa bu patladı vesaire diye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve 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 videolardan önce ben zaten tüm duyuruları burada gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Örneğin Hırsız Polis, Cryptonite, Cryptonite World ve neredeyse bedava Arena of Glory. O yüzden Discord'a gelirseniz birçok şeyden daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. İyi bakalım yorumlarda taleplerinizi, isteklerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Ona göre hemen ikinci videoyu çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.